Orhan. Ayhan. Hadi be, hadi be. Oo abi, özel hayat falan derken herifin kondisyonu bitmiş ya. Oğlum kadın milleti bitirir adamı işte bak. Ama onlarsız da olmuyor be. Bak 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 bak. Ne oluyor ya? Hakem offside değil ki o. Baba bal gibi offside işte ya. Offside değil oğlum, uydurma. Ya offside ama Tahsin amca. Oğlum iddia etmeyin benden. Ben 60 yıldır futbol seyrediyorum. Babacığım senin zamanındaki kurallar değişti. Bal gibi offside, bak hakem de offside verdi ya. Ay offside ne? Ya uzun hikaye anne ya. Söylesenize oğlum, anlamaz mıyım ben yani? Anacığım hakem anlamadı, sana nasıl anlatacağız şimdi? Ya baba, bal gibi offside, Allah aşkına yapma ya. Değil efendim, offside değil. Offside ne çocuklar? Ay yeter artık ya, of. Baba hakem de neyin bileceksin ya, offside verdi adam işte. Bak oğlum, Müncal Uluç gelse burada bizden maç seyredilse aynı şeyi söylerdi. Offside yok, top ortada. Müncal Uluç mu dediniz Tahsin amca siz? Tabii, biz oyundan hep aynı şeyleri düşünürüz. Bak görürsünüz, aynı şeyi yazmazsa adam değilim. Ya babacığım bırak Allah aşkına ya. Var mısınız iddiaya Tahsin amca? Varım efendim. Hıncal Uluç gelsin, hakem haklıydı, offside'di desin. Benden ne isterseniz. Adını koyalım Tahsin amca hemen. Ya Sertaş bırak Allah aşkına, bak pozisyon kaçıyor ya. Abi nasıl bırakayım, bir bildiğim var herhalde, ondan konuşuyorum. Tahsin amca, Hıncal Uluç bizimle aynı kararı verirse siz ne veriyorsunuz? Vallahi ben de size 150'şer yetene çalışırım. Güle güle harcayın. Ama tersi olursa siz bana toplamını vereceksiniz. Anlaştık. Manyak mısın lan? Nasıl anlaştık? Ne oluyor Sertaç ya? Abi karıştırma sen. Mutfakta meşrubat falan var mı abi? Ne bileyim, git bak. Vişne suyu var evladım. Heh, abi sen bana vişne suyu ver mutfakta, hadi. Ne oluyor Sertaç? Abi gel karıştırma, yürü. Vişne suyu. Canım çekti abi. Ne oluyor Sertaş, neyin peşindesin ya? Biz her zaman sportmenliğin peşindeyiz. Hakem offside diyorsa öyledir hocam, ki ben de gözümle gördüm. Bariz offside. Aa, bu ne lan? Hıncal Uluç abi, seyrede seyrede kaptım. Arkadaşlara yaptım, geçen gün çok güldüler. Bir daha yap bakayım lan. Şimdi hocam böyle oyuncak etmenin bir manası yok. Ne olacak bu durumda? Tahsin amcanın cebinden birazcık parasını alacağız. Kalite ortaya çıkacak. Vallahi aynı lan. Bravo ha. Telefonla mı arayacağız babamı böyle? Olur mu abi? Hıncal Uluç niye arasın Tahsin amca telefonda? Radyodan dinlermiş gibi falan yaptıracağız abi. Vay be Sertaç. Ulan böyle bir de iyi şeylere çalışsa kafam var ya. Neler yapacaksın kim bilir ha. Helal olsun. Abi bir şeyine suyu verecektin. Eğer o deminki pozisyon offside ise ben de tatlıcı değil kebapçıyım. Hayır Tahsin'cim, yani ne olunca offside oluyor? Baba. Bak bu iddia olayımız kesin ve net okeydir değil mi? Tabii. Yani biz çünkü Hıncal Uluç'un böyle bütün röportajlarını falan artık kaydedeceğiz, takip edeceğiz onları yani. Nedir oğlum Eti, nasılsın, paranızı alacağım. Aslı, baksana kapıya. Sen git bak, silindir nasıl olsa Volkan. Aslı bak dedim. ...150'şer yetele vereceksiniz çocuklar, unutmayın. Unutmadık Tahsin amca. Oo abi, işimize gücümüze bakalım ya, konsantre olalım biraz abi. Tamam Sertaç, tamam. Kusura bakma. Zor durumdayım biliyorsun yani. Bir yıldır ilk kez sevgilisiz kalıyorum abi. Alışkın değilim yani. Dengem bozuldu. Acaba ben şu Selin'e bir mesaj atayım mı be? Hani bu cool mu, ayaklarını bırakayım de. Hani affetmek büyüklüğün şanındandır ha. At abi de sakinleş biraz. Mart kedisine bağlamışsın olayı ya. Seni özledim. Moruk bir de böyle acıklı resmimi çekeyim ben. Çek abi. İyiyim mi Ali? Bas abi. Tamam mıdır abi? Gönderildi. Süper. Abi bittiyse artık ekmek paramıza bakalım diyorum. Tamam Sertaç, ne yapıyoruz? Al abi. Bas abi recording'e. Bastım abi. Sor abi.
Böyle Anadolu'dan bir ses değil mi? Ne geliyorsa abi. Şimdi Hıncal abi, ben böyle bir şey görmedim abi. O pozisyonda biz arkadaşlarla da konuştuk. O pozisyon ofsayt olamaz, mümkün değil. Değil mi abi? Yani hakem taraf tuttu, biz de radyoda sesiniz duyunca arayalım. Canlı yayında bağlanalım, soralım dedik. Şimdi bak sevgili kardeşim, itiraz etmekle olmuyor bazı şeyler. Hakem niye var? Hakem niye var? Hakem karar verecek, biz de eyvallah diyeceğiz. Öyle değil mi? Şimdi o pozisyon bu zamana kadar gördüğüm en bariz offside'tı, offside. Bunun lamicim yok. Aa, Volkan abi kaset mi dolduruyorsunuz? Allah belanı versin, seni dolduruyoruz. Ulan mahvettin kaydı be. Ne istiyorsun? Pardon abi. Hadi git, hadi git. Sertaç yine başa alacağız ya. Ayol ne tatbikatı Tahsin? Yüreğimiz ağzımıza geldi. Ya kriz anında ne yapacaklarını biliyorlar mı acaba dedim. Ortalık birbirine girdi. Ortalık Volkan yüzünden birbirine girdi baba. Bana bak. Kapa çeneni. Zaten moralim bozuk, Selin'le de küstük. Ha, küsmeseydiniz bir de. Abi iddia işimiz vardı ya. Babacığım hani geçen gün bir iddia mevzuna girdik ya. Şimdi biz şans eseri bir radyo istasyonunda o mevzuyla ilgili bir röportaj yakaladık. Hıncal Uluş'la röportaj yapılıyordu Tahsin amca. Biz de muhallebicileri radyodan böyle dinliyoruz. Arayan vatandaş o mevzuyla ilgili sorular soruyor. Offside miydi değil miydi falan. Ne kadar ilginç değil mi? Ay offside nedir? Biz de kaydettik Tahsin amca. Şimdi Hıncal abi. Ben şöyle bir şey gördüm o pozisyonda. Biz arkadaşlarla da konuştum. O pozisyon offside değildi abi. Hakem taraf tuttu. Biz de radyoda sesiniz duyunca arayalım, canlı yayında bağlanalım, soralım dedik abi. Şimdi güzel kardeşim, itiraz etmekle olmuyor bazı şeyler. Hakem dediğimiz kişi niye var? Karar verecek, biz de eyvallah diyeceğiz. O pozisyon benim bu yıl sahalarda gördüğüm en net offside'tı. Onurla biçimi yok. Hocam. Offside tam olarak neydi? Babacığım, ne diyorsun? Otorite yani. Doğal şey. Oh. Ulan Sertaç büyük adamsın lan. Abi bana bundan sonra Hıncal diyebilirsin. Kale doğrudan çıkıyor. Oğlum gülüyorum ama içim kan ağlıyor be. Vallahi billah. Tam Selin'le işleri düzelttik derken şu başımıza gelenlere bak ya. Abi al bir orkide götür. Kadınlar orkideyi sever. Yok Sertaç, orkideyle çiçekle böcekle olacak iş değil bu. Daha acayip şeyler yapmak lazım. Haklısın abi. 40 yılda bir 3-5 kuruş kazandık. Onunla çiçeklere vermeyelim değil mi abi yani? 40 yılda bir olur mu lan? Hıncal abimizle ilgili daha böyle gelişmiş, daha özel projelerim var. Ne gibi abi? Abi, Aslı'ya kalır ihale ediyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Aslı kardeşimizi biraz yıpratalım. Eyvallah. Efendim? Efendim? Aa, Hıncal Bey merhaba, nasılsınız? Aa! Şimdi sevgili Aslı, yazılarını ilgiyle takip ediyorum. Şimdi biz bu Amigoları Koruma ve Yaşatma Derneği için gazeteciler olarak bir çalışma yapma durumundayız. Yoksa bizi tepe koyup çalarlar. Amigoları Koruma ve Yaşatma. Tabii olabilir. Biz zaten yani her türlü desteği verebiliriz Hıncal Bey. Yani siz ön ayak olduktan sonra önemli bir konu Amigolar. Hıncal Bey'le mi konuşuyorsun? Ya yazılarımı okuyormuş. Cem'in babasının ahbabı belki de oradan ha? Dinliyorum Hıncal Bey. Bana Hıncal abi diyebilirsin Aslı'cığım. Lan sulandırma işi manyak, konuya gir hadi.
Şimdi sevgili Aslı, bu Amigoları Koruma ve Yaşatma Derneği için bir hesap nosu açtık. Türkiye'de ne kadar dergi, ne kadar gazete çalışanı, ne kadar basın emekçisi varsa duyarlılığımızı göstereceğiz. Mandık olarak yani. Biz bu hesap numarasını mı yayınlayalım dergide? Ha, para yatıracağız. Anladım. Tabii Amigoları korumak ve yaşatmak amacıyla. Biz yatırırız yani, elimizden gelen her türlü desteği veririz dergi olarak. Yani zaten siz ön ayak olduğunuz için Hıncal abi. Şu anda sana hesap numarasını veriyorum sevgili Aslı. Yaz bakalım. Kazan dibi, tavuk göğsü bir şey alır mısınız abi? Hıncal abi. Sevgili Aslı'cığım, antrenmanda kavga çıktı da biraz arada gürele var, kusura bakma. her şey yolunda yani. İşte bu futbol oluyor bazen böyle. Fair play önemli. Sizin işiniz de zor Hıncal abi. Yazıyorum. Evet. Şubesi. Evet. Ben aldım hesap numarasını Hıncal abi. Biz artık elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar çok bol bol yardım yapacağız amigolarımıza. Bravo, bravo. Teşekkürler, hürmetler. Saygı bizden. Şahane, şahane. Yedi mi lan? Abi hem de gargara yaptı. Nasıl yedi biliyor musun? Akşam üstüne doğru tahsilatı yaparız Sertaç. Bu arada benim seninle ilgili bir planım var. Onu uygulamaya koymak istiyorum. Şimdi Fatoş'cum, Hıncal Bey bizzat rica etti. Ben maaşımın yarısını yatırdım. Yani hani amigolar ya, önemli bir konu. Ne bileyim, daha çok da işte adama ayıp olmasın diye, ne bileyim ben. Ha. Bana bak, Şesu'yla Cem için yaptığımız planın ikinci safhası hazır mı? Hadi be. Nereden bulmuş onlara göre elbise ya? Allah, süper. Fatoş'cum, ben seni sonra arayayım mı? Hadi öptüm, bay bay. Ne oluyor ya? Yavaş, yavaş. Bırak Sertaç, bırak. Ne oluyor Volkan, ne bunlar? Odama plazmayla müzik seti aldım. Plazma aldın? Hangi parayla pardon? Sana ne? Kıskanç. Biz öyle aylığa tabi değiliz. %50 çalışıyoruz aslanım. Aslı abla arkadaş indirim yaptı. Oradan aldık. He, niye açıklama yapıyorsun oğlum? Eski sevgilisi ağda yapan bir kıza açıklama yapmaya ne gerek var? Abi benim dilim damağım kurudu ya. O zaman kutlamak için birer rakı çakalım Sertaç. Hadi abi. Ne kutluyorsunuz ki siz? Şey kutluyoruz, herhangi bir şey kutluyoruz yani. Senin yengenin Volkan'a dönüşü olabilir mi abi? Tabii, onu kutluyoruz. Yürü, yürü. Sertaç, adam gibi kes oğlum şunu lan. Rende gibi yaptın dedik dedik. Abi ince ince dilimliyorum işte. Öbür türlü söyle bakayım lan. Şimdi bu peyniri ince ince dilimlemezsek büyük zarara uğrarız sevgili Volkan. Bana kimse peynirin nasıl dilimleneceğini gösteremez. Türk futbolu peynirle meynirle uğraşamaz. Bravo. Bravo. Ne haber Hıncal abi? Nasıl gidiyor Amigoları Yaşatma Derneği? Biz bir şey yapmadık Aslı abla. Suçumuz yok. Suçsuzuz biz. Allah belanı versin. O da inanacak değil mi? Volkan, ben seni öldürürüm. O plazmayı da koğuşuma astırırım. Sen biliyor musun? Ya o karalık etme Aslı ya. Yabancıya mı gitsin para? 3-5 kuruş bir şey aldık zaten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen alıyorsun o bizden, benden, Yaprak'tan ve Fatoş'tan topladığın paraları. Faiziyle bize çatır 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 ödüyorsun. Yoksa ben polise haber veriyorum. Hiç şakam yok Volkan. Yazıklar olsun be. Koynumuzda yılan beslemişiz ha.
Ulan sanki Fatoş'un ihtiyacı var o paraya be. Gariban olan biziz be. Tabii Hıncal abi ya. Ben de aynı seninle aynı fikirdeyim abi. Yok ya kesinlikle offside falan değildi o pozisyon. Tabii ki canım. Ha iyiler. Belçikadalar biliyorsun. Bak babamın çok selamı var sana. Aa çok güzel olur. Bak ne zaman istersen. Ben her gün buradayım. Gel bir kahvemi iç. Tamam Hıncal abi. Oldu abi. Sevgiler, saygılar. Hadi bak bekliyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah abi. Sağ ol. Volkan'cığım özetlemek gerekirse sen o plazmayı geri veriyorsun. Bizim paralarımızı takır takır ödüyorsun faiziyle. Ve bundan sonra sakın bana bulaşmıyorsun. Yakarım. Yok ya. Ne yaparsın? Babamla girdiğiniz iddiayı babama söylesem mesela. Abi benden 150 YTL çıkmaz şimdi. Sus ulan solucan. 150 YTL'sine değilim. Babam öldürür beni vallahi duyarsa. Ha bir de bu fedakarlıklarımın karşılığı olarak o müzik setini bana hediye ediyorsun. Yok ya. Kaç para o müzik seti biliyor musun sen? E ne yapalım Volkan'cığım sen maaşlı bir eleman değilsin. Yüzde alıyorsun. Senin için hiçbir şey. Aslı abla çok yanılıyorsun sen bizim hakkımızda. Biz Hıncı Oluş taklidi yaparak kimseden para sızdırmadık yani. Of Sertaş tamam hadi. Ortalığı da dağıtmayın. Annem kızıyor. Allah belanı versin seni Sertaç. Abi ben elimden geleni yaptım. Yapmadın da elinden geleni. Efendim. Danışmadan mı? Ki? Hıncal Uluç Cem'i arıyor. Sen bana bağla onu canım, bana bağla. Ha, Cem meşgul, ben bir konuşayım. Ulan Sertaç vazgeç be. Alo, Hıncal abi. Nasılsın, bu ne sürpriz? Cem meşgul canım, sen bana anlat. Ne oldu, bir sesin gitti, bir sessizlik oldu, alo. Ofise geldin, aşağıda bekliyorsun. Aa, ne enteresan. Aslı ben, Aslı. Ha, kime sorsan gösterir. Şş, bana bak, Hıncal. Meşgul etme beni artık. Çık yukarı sıkıyorsa, boyunu görelim. Ha, sıkıyor mu? Hadi çık bakayım canım, yeter artık be. İşin tadı kaçtı yani. Ha, hadi gel bakalım. Nedir ya? Aslı sen Hıncal Uluç'la nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ne Hıncal Uluç'u Fatoş'cum ne diyorsun ya? Hıncal Uluç buraya mı ofise mi gelmiş? Ay Yaprak'cığım Hıncal Uluç niye ofise gelsin? Ne kadar saftiriksin sen de. Ama niye bir kere Cem'le kahve içmeye gelmişti galiba geçen sene falandı. Ha? Ne? Aslı kim burada? Çıktı. Biz onu işten çıkardık. İsabet deliydi herhalde. Yani. Hıncal Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Cem'i bir göreyim demiştim, burada mı? Cem... aslında evet, burada, odasında. İyi o zaman. Vay Hıncal abi, abi nasılsın? Aslı sen nasılsın? Bu ne hal ya? İşte gördüğün gibi. Yani gördüğüm gibi ise durum... Ta-da-da-dam! Hıncal abi. Hıncal Uluç değil mi? Merhaba. Bu yeni nesil gazeteciler çok değişik. Hıncal abi, abi bir şey içer misin? Ben yaparım. Sahip.